Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıda verilenlere göre EBM açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Şu düzgün altıgen verilmiş bu da düzgün beşgen verilmiş. Düzgün altıgenin artık iç açısının 120 derece olduğunu düzgün beşgenin de artık iç açısının 108 derece olduğunu öğrendik galiba arkadaşlar değil mi? E hocam burası 108 ise bunlar 36-36 değil midir? Evet. E hocam bu düzgün altıgende bir şey. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu düzgün altıgende ne? Simetri ekseni. Simetri ekseni en uzun köşegen yani. Yani simetri ekseni. Simetri ekseni ne yapıyor? Açıları iki eş parçaya bölmüyor mu? Evet. Yani bu açıyla bu açı eşit olacak. 120 derece ise burası 60 derece olacak. X artı 36 eşittir. 60 derece ise X'i buradan kaç buluruz? 24 derece olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı Edremit oldu. ABCD bir düzgün beşgen ve ABKL bir kare. Arkadaşlar kare ve düzgün beşgen verilmiş. Eşitlikleri şöyle bir yazacak olursak, gösterecek olursak. Düzgün beşgenden dolayı da şunlar birbirine eşit değil mi? Aa ne çıktı burada? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Demek ki ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar düzgün beşgenin iç açısının kaç derece olduğunu biliyoruz. 108. Hocam şu açı da 108. E burası kareden dolayı 90'sa buraya kaç kaldı? 18. 180'den 18 çıkarsan 162. 2'ye bölsen 81 81 yapacak. E hocam şuradaki açı da zaten 108 derece olduğundan 108'in 81'i buradaysa buraya kaç derece kaldı? 27 derece kaldı. Şimdi dikkat et 108 27 ve x yani 108 artı 27 artı x'in ne olması lazım? 180 olması lazım. İkisinin toplamı 135. X de buradan kaç kalıyor? 180 eksi 135'ten 45 derece olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı ne yaptı? Edremit yaptı. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı şu şekilde bulunuyor. Tamam biz bunu biliyoruz. Dış açıdan gidiyoruz hatta değil mi? Evet kırmızı renkli kenar uzunlukları 2 birim. Şunlar ikişer birimmiş arkadaşlar. Siyah renkli kenar uzunlukları da x birim olan. Evet siyah renkli kenar uzunlukları x birim. Hocam şurası x birim. Şurası x birim. Şurası da x birim ve şurası da x prim diyelim bakalım. Altıgen şeklindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kenarlarına paralel iki doğru boyunca şekildeki gibi kesilerek. Evet bakın şu kırmızı renkli kenarlara şu şekilde kesilmiş. Kesildiğinde şu içerdeki parça şu yanda gösterilmiş arkadaşlar. Evet bir kenar uzunluğu 5 birim olan bir düzgün altıgen elde ediliyor. Arkadaşlar bu bir düzgün altıgenmiş. Hmm. Şu bir düzgün altıgen. Evet düzgün altıgeni ben şöyle bir belli isterseniz. Bakın şu kısım bir düzgün altıgen ve bir kenar uzunluğu kaçmış arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu da 5'miş. Peki hocam düzgün altıgen olduğundan dolayı burada kaç kaç derecedir? 120 derecedir. Buraya kaç kaldı? 60. Hocam burası da 120 burası da 60. E buradaki 2'yi de kullanmam lazım. Genelde biz düzgün altıgende yaptığımız hamlelerden biri dışa doğru üçgen oluşturmak. Çünkü eşkenar üçgen oluşuyor diye söylemiştik arkadaşlar değil mi? Bakın niye 60 60 ise burası da 60 yapıyor. E hocam şunlar da birbirine paralel ya. O zaman yöndeşlikten dolayı burası da 60. Yöndeşlikten dolayı burası da 60. E ne geldi? Şurada küçük bir eşkenar üçgen oluştu. 2 2. Şurada büyük de bir eşkenar üçgen. Madem eşkenar üçgen 5 ise 5 5. O zaman buraya 3. 3 bu kaldı arkadaşlar. Evet. Şuradaki x uzunluğu isteniyor bizden. Arkadaşlar bu düzgün altıgenin bir kenarı da 5 olduğundan burası da 5 olur. E, x de neye eşit oldu gençler? 5 artı 3'ten 8'e eşit oldu. Yani cevabımız ne çıktı gençler? Cehan oldu. Eşkenar üçgen biçimindeki fayanslarla kaplanmış zemin üzerine kırmızı renkle gösterilen şekilde süzleme yapılmıştır. Her bir eşkenar üçgenin alanı bir birim kare olduğuna göre bu süslemenin kapladığı alan nedir diye soruluyor. Eşkenar üçgenler var mı? Var tabi hocam. 1 burası, 2 burası, 3 burası, 4 burası, 5 burası, 6 burası. Aynı şekilde 6 tane de burada mı var arkadaşlar? Ve her birinin alanı 1. Bir, toplam 12 tane mi yaptı? 12 tane 1 bir, bir kere elimizde var arkadaşlar. Artı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu. Hocam şu eşkenar üçgenin yarısıymış gibi algılıyoruz ama burada ispatını yapmamız lazım aslında. Nasıl yapabiliriz? Şöyle. Şunlar eşit mi? Eşit. Ya da şöyle de diyebiliriz aslında. Tamam şunlar eşit. Hocam burası A iken burası A ya. Dikkat et. Bunlar da birbirine paralel. Niye? 60'ları yazdığınız zaman 60-60 yöndeş açı oluşuyor. O yüzden çıkıyor. O yüzden A sağ yaptı. Kelebek tek oran 1 bir oldu. O yüzden bunlar birbirine eşit oldu. Bakın dikkat edin. Şuradaki üçgenlerden biri de eşkenar üçgenin bir tanesinin yarısı yaptı. Çünkü, çünkü bunlar birbirine eşit. Şurası 1 ise o zaman burası 1 bölü 2 yaptı. O zaman bakın bunu ispatladım. Şurası 1 bölü 2 burası da 1 bölü 2. Aa, şurası toplamda 1 yaptı. Aynı şekilde burası da 1 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 deriz. Yani burada da 6 tane 1 var. Burada da yine 6 tane 1 olduğunu farkında mısınız arkadaşlar? Evet. Yani toplamda yine 12 tane 1 var. Topladığınız zaman da toplam kaç yapıyor? 24 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu. En kenarlı bir düzgün çok yeni. Bir iç açısının ölçüsü. Gerçi biz bunu kullanmıyoruz. Dış açı. 360 bölü 6 60'tan burayı kaç derece buluruz? 120 derece buluruz. Hocam burası da 120. Hocam burası 360 bölü 5'ten 72 yapıyor dış açı. İç açısı da 108 yapıyor diye. Artık bunları iyice öğrendik galiba arkadaşlar değil mi? 108 e hocam ne yapacağım? Alfa ile beta'nın toplamını bulmaya çalışacağım. Alfa ile beta'nın toplamını ben nasıl bulabilirim? Nasıl bulabilirim? Gençler şöyle yapabiliriz. Bakın şurada bir dörtgen vardı mı elimizde? Dörtgen mi bu? Evet bir dörtgen. Dörtgenin açıları toplamı 360. Aa hocam 360 sa o zaman şu ikisinin toplamı 240 sa buraya da 120 eksi alfa mı kaldı arkadaşlar? Evet bakın tekrarlıyorum. Şu x'in toplamı 240. Sayıyı 360'a tamamlayan 120. Ee, bir de alfadan kurtulmam lazım. Burası 120 eksi alfa yaptı. E hocam burası 120 eksi alfa e, bu bir kare. Kare olduğundan dolayı buraları 90'ar derecedir ve bunlar paraleldir. Burası 120 eksi alfa burası da 120 eksi alfadır. E burası da alfa artı 60 derecedir. midir? Bunun 180'e almıyor. Bitti. Şurada da bir dörtgen var. Dörtgen açıları toplamı. Alfa artı beta zaten direkt geliyor oradan. Artı. 60, 108, 108. Şu 216 yapıyor arkadaşlar. Artı 60, 216 ile 60'ı toplarsam 276 yapıyor galiba. 276 artı 276 eşittir 360 diyeceğiz. Alfa artı beta da buradan ne geliyor? 360'tan 276'yı çıkartacağız arkadaşlar. E, kaç yapıyor? 84 yapıyor galiba. Evet cevabımız böylelikle 84 çıktı. Yani Edremit oldu. Düzgün altıgen verilmiş. Ege Ankara ile Fatma Kara birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu işe. Hemen şunlara şöyle bir AA diyeyim. O zaman burası ne oldu gençler? 2A oldu. Sonra bizden ne isteniyor? Alan. Şuradaki alanı iki köküş olarak vermişler. Yukarıdaki verilenlere göre düzgün altıgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler. Burada ee, ne var? Şunlar birbirine paralel değil mi? Karşıtlı kenarlar. Bakın. Şu kenarla alakalı bir şey verilmiş. Altıgende neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. E bunun ispatı ne? E hocam bak bu bir simetri ekseni. Simetri ekseni olduğu için burası 60 60. Hocam burası da 60 60 oldu ya bak Z'den dolayı 60'lık sağlandı. Z sağlandı. Yani burada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 2. He, burası 1'e 2 ise ben şuraya x iken buraya 2x diyebilirim. Ama bir kenarın iki katıydı. Burası 4a olacak. Ya da ben burada şuraya çift bir sayı söyleyeyim arkadaşlar. Ben direkt buraya 2x diyeyim. Buraya 6x diyeyim. Ya 1'e 2 oran var pardon 4x diyeyim. Yani burası 6x oldu. O zaman şuradaki bir kenara ne diyeyim arkadaşlar? 3x diyeyim. Çok güzel. Burası 3x e, şurası 3x e. o zaman bunlar da 3x bölü 2 3x bölü 2 yaptım. Niye böyle şey yaptım? Keşke bir kenara şuraya 3x 3x, 3x diye başlasaydım. Daha da güzel olacaktı ama önemli değil. Şuradaki alanı vermişler arkadaşlar bana? Evet bu alanı vermişler. Haydi bakalım o alanı kullanalım. Hocam sinüsten yaparım. 3x bölü 2 çarpı 2x çarpı sinüs 60 bölü 2. Gerek yok kardeşim. Çek bir 90 derece ama 90 çizince 3x bölü 2'nin bir de yarısını alacağız böyle. Bu 90'ı buradan da çizebilirim. Şuradan da çizebilirim. Tabii ki bu daha mantıklı. 90'ın karşısı 2 xe 30'un karşısı x'tir. Burası da x kökü çıkar. ha şimdi ne çıktı? 3x bölü 2 çarpı yüksekliğimiz x kök 3 bölü 2. Neye eşit? 2 kök 3'e eşit olacak. Kök 3'ler gitti mi? Gitti. Sonra burası ne yaptı arkadaşlar? 3x kare eşittir. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yaptı. O zaman ben x kareyi bulmuş oldum. Düzgün altıgenin çevresi isteniyor benden. Hmm. x kare buradan 8 bölü 3 yaptı. x de buradan kök kare kökünü aldığım zaman 2 kök 2 bölü kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Evet. Kök 3 çarparsam yani 2 kök 6 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Çevresi. 6 tane 3x isteniyor bizden. Yani 18x isteniyor. 18 çarpı ne bulmuştuk burayı? 2 kök 6 bölü 3 bulmuştuk x zaten. 2 kök 6 bölü 3 dersek 3'ler sadeleşti. Cevabımız da ne çıkar arkadaşlar? 12 kök 6 çıkar. Böyle ikilerle falan uğraşmazdık. Belki şuraya 3x 3x deseydik daha da rahat yapabilirdik arkadaşlar. Ama altıgen önemli. Altıgende karşılıklı kenarların birbirine paralel olması bazen oranlamalar olduğunda özellikle oranlamalar olduğunda Karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasını kullanıyoruz gençler. Bunu da unutmayın. Cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Şekildeki ABCDEF düzgün altgeninde K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Madem 4 birim, o zaman orta noktalarsa 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim yaptı. Yani buraları da 4 birim, 4 birim yazalım. A, ALDK dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar direkt soruya bakınca aa direkt farklı bir şey fark ettim. Evet ilk böyle baktığımda şunu gördüm. Gördüm demeyeyim. Arkadaşlar ne yapacağız? Hocam tüm alandan beyaz alanları çıkartırsak olay bitti. Birinci yol bence o. İki yoldan yapacağım. İkinci yol da şahane bir yol arkadaşlar. Direkt ban çok da güzel çıkacak. Birinci yol. Evet nedir? Dediğimiz gibi tüm alandan altıgenin alanından yani altı tane a kare kökü 3 bölü 4 değil mi? Altı tane eşken üçgen, üçgen alanı. Eksi Beyaz alanları çıkartacağız. Beyaz alanlar nedir arkadaşlar? Bunlar 120'şer derece. Yani 4 çarpı 2 çarpı sinüs 120 bölü 2'den 4 tane var diyebiliriz. Bunların hepsi de aynı olduğu için bu, bu, bir tane alanını bulsak yeterli olacaktır. Ya da arkadaşlar 120 gördüğümüz zaman bizim için önemli olan dış açısı değil mi? Evet şuradan bir dik çizeriz. 90'ın karşısı 2 30 30'un karşısı 1. Burası da köküç yapar. O zaman buradaki alan nedir? 4 çarpı köküç bölü 2. 4 çarpı köküç bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var. Bunu çıkartacağız arkadaşlar. Yani 24 kök 3 eksi ne yaptı arkadaşlar? 24 kök 3 eksi 8 kök 3 oldu. Cevabımız 24'ten 8 çıkınca da 16 yapıyor? Evet cevabımız 16 kök 3 oldu. İlk çözüm yöntemimiz bu arkadaşlar. Yine sinüsü kullanmadık. İkinci çözüm yöntemimiz ne olacak? Soruya bakarken ilk böyle baktığımda gördük, fark ettiğim bir şey vardı arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şunu çizdiğimiz zaman simetri ekseni düzgün de çok önemli. Simetri ekseni A şu kenarla karşılıklı kenarlar birbirine paralel de aynı zamanda simetri ekseni de paralellik yok mu? Var. İşte paralel doğrular arasında üçgen var. Alan kaydırma. Bir de ben alanda şunu çok severim arkadaşlar. Acayip severim. Acayip beğenirim. Alanda çok işime yarıyor. Hocam şuradaki alana A, 2L, alan A iken buradaki kalan 2A'dır. E burası simetri ekseni ya. Burası 3A ise burası da nedir? 3A'dır. Yani şuradaki bir tane alan A ise burası 2A burası 3A. Yani tüm alan kaç A yapıyor? 6A hikayesini Gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Yani çoğu sorularda hayat kurtarıyor diyebilirim. E burada ne yapacağız hocam? Öyle bir şey yok ki. Evet yok aslında. Ama şimdi dikkat edin arkadaşlar. İki paralel doğru var mı? Var. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa alan kaydırabiliriz. Tabanını sabit tutup tepe noktasını istediğin yere oynatabilirsin. Getir bunu buraya getir. O zaman bizim üçgenimiz ne yapacak arkadaşlar? Bakın şuradaki üçgen. Hop şurası yaptı. Yani şu üçgenin alanı da aynı oldu arkadaşlar. Aynı şekilde şununla şu paralel tabanı sabit tepe noktasını buraya getir. O zaman bu üçgenin alanı şurası yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. E o zaman arkadaşım şuradaki alan A ise burası 2A'dır. Bakın şuradan dolayı. Burası da 2A burası da A mı? A. Bu arada şuradaki mavi alan şu mavi alana eşit olacak. 2A'ya eşit olacak. Yani dörtgenin alanı 2A 2 a da 4A'ya eşit oldu. O zaman 2A'yı iki diyelim arkadaşlar. İkinci yolu söyleyelim. İkinci yolumuz da nedir? AB4 ya. Toplam 6A alanı değil mi? 6A alanı 6 tane A kare kök 3 bölü 4'e eşit. Hocam 6'lar sadeleşti. 4'ler de sadeleşti. A'yı buradan 4 kök 3 buluruz. A bizden ne isteniyor? Hocam alan kaydırmadan buradakinin 2A olduğunu gördün. Yani 2A burası 2A burası toplamda 4A isteniyor. E buradan 4 A'da ne çıkacaktır? 4 çarpı 4 köküçten 16 kökü çıkacaktır. Bakın yine aynı cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. İki farklı şekilde de soruyu çözdüm. Artık hangisi mantıklı geliyorsa. Yanlış şuna dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu çok severek kullanırım. Beğenirim de. Normalde böyle kuralcı bir zihniyete karşıyım. Ama altıgende alan soruları hep böyle çok böyle sıkıntılı ve uzun bir süreçle çıktığı için bir soruda ben bunu keşfettim. Sonrasında da çoğu soruda da özellikle oranlama falan varsa ya da alan kaydırma varsa genelde bu alan şeyini kullanmaya çalışırım. Haberiniz olsun gençler. ABCD düzgün beşgen ve şurası dik verilmiş arkadaşlar. E Burası dikse. Burası 108 derece. E, 108 derece. Burası da 108. O zaman buraya kaç kaldı? 18 derece kaldı. E, 108-18 daha kaç yapıyor gençler? 108-18 daha 126 yaptı. 126 ise buraya kaç kaldı? 54 mu kaldı? 126 ise buraya 54 derece kaldı. Bir işime yarıyor mu? Burası da 54. Hiçbir işime yaramıyor. Ne yapacağız burada? Valla arkadaşlar. Düzgün beşgen burası. Bir kenarla şurası eşit verilmiş. Eğer şu olmuş olsaydı. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş olsaydı. Köşegen çizmeyle ben burada sonuca ulaşırdım ama Düzgün beşgende hiçbir şekilde köşegen de çizmemiş. Sen bu köşegen çizsen ne olacak ki? Herhangi bir şekilde ekstra bir eşitlik falan bir katkı sağlıyor mu sana? Sağlamıyor. Demek ki buradan çıkmaz. Ya da bu köşegen çizsen ne olacak ki? Değil mi? Başka şeyleri düşünmeliyiz. Yani burada neye yoğunlaşmalıyız? Neye? Bence buradaki dikliğe yoğunlaşmalıyız. Buradaki dikliğe nasıl yoğunlaşmalıyız? Ve burada madem böyle normal açılardan soru çıkmadı. Büyük ihtimalle bu özel açılı bir üçgendir. O zaman direkt cevap 30 diyebiliriz hocam. Falan da diye söyleyebilirsiniz ama. Ne yapabiliriz ki ya burada 90'ı nasıl kullanabiliriz? He. Düzgün beşgende. Şu önemli 90 var ya. Bak 90'a yoğunlaştım. E, düzgün tekkenlerin hepsinde bu geçerli arkadaşlar. Hop Karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir. Düzgün çiftgenlerde en uzun köşegen simetri eksenidir. Düzgün tekkenlerde de karşı köşeye çizilen dik. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bu dik simetri eksenidir. Yani şu açıları da iki eş parçaya bölecek. Yani burası 54. Burası da 54 olacak arkadaşlar. Peki ben şu eşitleri nasıl kullanacağım? Arkadaşlar bu simetri ekseni ya. Burası K iken burası da K mı? K. 2K. O zaman bir kenar 2K. Aa hocam burası da 2K. Şimdi burada ne yaparız? Şu X'e ait bir dik üçgen oluştursak. Söyle bir dik üçgen oluştursak. Aa hocam şurada da bir dik dörtgen oluştu mu? Evet. Çünkü niye? 90. 90 90 90 burası da 90 olduğundan buraya da 90 kaldı dikdörtgen k ise o zaman burası da k çıktı bak soru çıktı 90'ın karşısı 2k hangi açının karşısı k'dır gençler 30'un tabii ki yani cevabımız böylelikle e oldu bir kenarı 4 cm olan düzgün altıgen kesik çizgilerle gösterilen köşegenler boyunca kesilerek aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor tamam elde edilen şekilde A ve B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şurası 30 30 120 mi arkadaşlar? Çünkü burası bakın 4 4 burası 4 köküş değil mi? Evet. 4 4 4 köküç, 30 30 120. Hocam burası da 4 4 burası da 4 köküş 30 30 120'den dolayı. Şimdi ne yapacağız? Vallahi bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Hocam 90 derece karşılık getireceğiz. Özel açılar da var aslında. 90 dereceye karşılık nasıl getirirsin? Aha da böyle. Aha da böyle çizip getirirsin. Ama sanki daha kolay bir yolu vardır ya. Ben bunu nasıl bulacağım? Şu uzunluğu nasıl bulacağım? Hocam buradaki uzunluk belli zaten. Şunu şöyle devamlı getirirsek arkadaşlar. Şuradaki dikten şurayı bulurum. Sonra bunu devamlı getirdiğim zaman şuradaki dikten de şurayı bulurum. Ee, burası kaç arkadaşım? Şurası zaten kaç birimdi? 4 birimdi. Hocam burası 4 birim. Eyvallah. Şunu devamlı getirdim. Şurası da zaten 4 birimdi. 90'ın karşısı 4 ise Şunun devamının ne olduğunu biliyoruz biz. Açıya bakalım. Şurası 90 derece. Aa bak buraya 30 derece kaldı. 90'ın karşısı 2 ise 4 ise 30'un karşısı 2 birimdir burası. Ve burası 2 köküçtür. Sonra burası 4. Hocam şurası şu uzunlukta şuradaki dikten bulabilirim arkadaşlar. Ve buradaki açıda kaç derece zaten? 90 derece 120 derece olduğundan şuradan dik çizince bak burası 60 yapıyor burası da 30 oluyor. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2 yaptı. E hocam burası 2 yaptı. Sonra burası da 2 kök 3 oldu. Çok güzel. Burası da 2 kök Hocam burası da zaten 4 kök 3. Toplam burası 6 kök 3 yaptı mı? Yaptı. E ee, şuraya bakacak olursak. Burası 4 4 8 mi yaptı? Aynen. Burası 8 kök 3. arkadaşlar 8 8 kök dolayı ne yapacağız? Şuradaki uzunluğu bulabiliriz. 8 8 kök dolayı buradaki uzunluk 16 çıkacaktır. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ya muhtemelen daha kolay bir yolu vardır. Bakalım mı arkadaşlar? İkinci bir yol olarak, ikinci bir yol olarak daha kolay bir yolunu düşüneyim. Sonuçta bu da böyle dik üçgenlerden çıktı. Herhangi bir sıkıntı yok. Hadi bakalım diğerine. Şimdi şurası 4 4 4 kök 3 olduğunu biliyoruz. Burada çözüm dursun isterseniz. Ben şu üçgeni alıp şuraya koyayım. Arkadaşım. Aldım. Şu üçgeni de buraya koy diyor bize. Hadi koyduk bakalım şuraya. Hop şöyle. Sonra bu üçgeni de buraya koy diyor. Hadi bakalım koyduk. Başımıza iş mi açtık bilmiyoruz ama bakacağız arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Şu ikisinin arasındaki uzaklık isteniyor. Öç açılara bakalım mı öncelikle? Hocam burası 30 derece. Burası 90 derece. Burası 120 derece. Burası da 120 derece. Ha, vallahi daha kolay çıktı. Burası 4. Burası 4 mü? Burası da 4. Aynı şekilde burası da 4. Burası da 4. Arkadaşlar şurası 90. Burası 30. Hocam burası 120. E, 120. 120 ise burası da 120 oldu. Çok güzel. Bak şimdi devamına bak şimdi. Şunu şöyle uzattığım zaman arkadaşlar 120'nin nedir bu? 60 derece olacak değil mi devamı? Hocam bunun devamı 60 derece olacak. Yani şu düzgün altıgenin şeyi olacak. Ne derler ona? Ee, simetri ekseni. Hocam şu 120'yi uzatsak bu da 60 derece. Yani bu da simetri ekseni olacak. Şekili biraz e, dengesi çizilmiş ama yani burada o zaman ne olacak arkadaşlar? Aha da bunlar doğrusal olmak zorunda. Çünkü bunun tamamı 60 burası 120'nin 180 tamamlayanı burası da 60 yapacak. Yani buraya da 30 kaldı arkadaşlar. Yani burası 60. E o zaman olay bitti. Bakın burası 4 mü? 4. 4 ise pardon şurası 4'tü. Bir kenar 4 ise en uzun köşegen simetri ekseni en uzun köşegen neydi? Bir kenarın iki katıydı 8. E hocam burası doğrusal. Burası doğrusal. Senden bu uzunluk isteniyor işte. Al. Doğrusalsa 4 burada 8 burada 4 burada toplam 16 yaptım arkadaşlar. Yaptı. Cevap böylelikle açay oldu arkadaşlar. Bu da bizim ikinci yolumuz olsun. İkinci yol daha kolay oldu arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz arkadaşlar kafama yapmayan sorularda ikinci yolda düşünüyoruz. ABCDF düzgün altıgen ve açılar eşit verilmiş ve şurası 10 verilmiş. Buna göre altıgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bak bu açı ortay. Açı ortay olmasa 60 60 olmasa anlamına geliyor. Bu açı ortay nedir? Aslında simetri eksenidir. Yani devamı Şuraya gelir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Ama bunun devamını buraya getirip mi çözeceğiz ya da bunsuz mu çözeceğiz bilmiyorum. Şu an kalsın isterseniz. Şimdi bak burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar şu kenar ortaylığı da benim kullanmam lazım. Nasıl bir hamle yapmalıyım? Ben bunun devamını getirirsem bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Şu çift çizgileri maalesef kullanamıyorum arkadaşlar. Tek hamlede çıkmıyor. Başka ne yapabilirim? Bu simetri ekseni olduğunu biliyorum. E hocam üçgen oluşturacaksam o zaman şunu yapsak nasıl olur? Hop şöyle bir şey çeksek. Güzel olur aslında. Değil mi? Niye? Çünkü hocam bu da simetri ekseni. Bu da 60-60 diye bölecek. 60-60 diye bölecek. A, hatta 60-60 ise -60, burası da 60 çıktı. Hatta burası da 60 çıktı. Şu karşılıklı kenarlarda birbirine paralel oldu. Hocam 60 ise burası da 60 ya. Aa burada da güzel bir şey çıktı. Şununla şu da birbirine paralel oldu arkadaşlar. Ve bu arada ben buraya A dersem burası da A, burası da A oldu. E, bir kenar A iken simetri ekseni 2 A'ydı. Bir kenarın 2 katıydı. O zaman burası da A oldu. Hocam hem bunlar birbirine paralel hem de şunlar birbirine eşit olduğundan ne çıktı? Bir orta tabağın çıktı arkadaşlar burada. Yani e, burası da A dedik ama keşke 2 A deseydik. Neyse şurası K iken burası 2 K mı olacak gençler? Evet ve burası 2 K iken A dediğimiz 2 K oldu. A dediğimiz 2 K. Dikkat edin A dediğimiz 2 K. Bakın K iken 2 K burası da 2 K. A dediğimiz 4K oldu. Pardon. Şurası 4K. Burası da 4K. E toplam burayı 10 vermişler bana. Toplamda 5K eşittir. 10 sa K'yı buradan 2 buluruz. Ve bizden ne isteniyor? Çevresi isteniyor. K2 ise 4K 8 yaptı. Çevrede kaç yapacak o zaman? 8'den 6 tane var. 6 kere 8 48 yapar cevabımız arkadaşlar. Böylelikle Ceyhan oldu. ABCD bir düzgün beşgen ve şunlar birbirine eşit verilmiş. Aha beşgen var. Beşgenle bir köşegenle alakası yerde eşit verilmiş. Arkadaşlar beşgen de köşegen işin içine giriyorsa köşegenlerin bütün kenarlarının birbirine eşit olmasını kullanacaksın. Ama öncelikle düzgün beşgen olduğu için 108 derece burası. X kenar dik üçgen olduğu için burası 45 burası da 45 dereceyi yazalım. O zaman ben köşegen çizeceğim hocam. Nereden? Hop şuradan şuraya çizsem. X e ait de bir şeyler de oluşuyor. Ben bunu çizdiğim zaman hocam burası da 108 ya. Şu ikiz kenarlıktan dolayı 36 36 oldu burası. E, düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşitti. E, burası eşitken burası da eşit mi arkadaşlar? Eşit. Bakın şurada da bir ikiz kenar üçgen çıktı. E bitti olay aslında. Niye? Hocam şurası 36. Dikkat edin. 108 ise burası da 36. Burası da 36. 36 36 72. 36 36 72 buraya da 36 kaldı mı? Kaldı. 108 yapması için. Hocam bunun da tamamının 90 yapması için buraya ne kaldı o zaman? Buraya 36 36 72 ise buraya da 18 kaldı. Ve şuradaki ikizkenar üçgene bakacağız arkadaşlar. Buradaki ikizkenar üçgende ne var? Buradaki ikizkenar üçgende şu var. İkizkenar. Tepe açısı kaç derece gençler? 18 36 54 mi yaptı? Evet 54. 180'den 54 çıkartıp 2'ye bölersem yani 126'yı 2'ye bölersem 63 mi yapacak? Evet burada kaç 63 yapacak? x artı 36 eşittir 63 olduğundan x de buradan 63 eksi 36 63'ten 36 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 63'ten 36 çıkınca 27 kalıyor galiba değil mi? Evet x de buradan kaç buluruz? 27 buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. A, B, C, D, F bir düzgün altıgen ve 45 derece verilmiş ve burası 2 kök 3 ve burası da x verilmiş. Ne yapacağız? Hocam düzgün altıgen olduğu için buradaki açı kaç derece? 120 derece. 120, 45 daha 165. Buraya kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Hmm, x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar aklıma ilk şu geldi. 45'in mantığını kullanayım hocam. Şuradan dik çizebilirim. Özel açı muhabbetini kullanabilirim. Hocam buradan dik çizince 60 dereceye burası. Bakın 30'un karşısı a iken 60'ı karşısı a, a kök olur. E bu da 45 45 90 üçgeni. Burası A kök üçgen, burası da A kök olur. E hocam x A kök üç eksi A olur. Mutlaka sonuç buradan çıkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatta burası A kök üç, A kök A kök altı falan çıkıyor arkadaşlar. Sonra burası e, burası da 2A hatta. 2A da x artı 2 kök eşitleyip oradan da bir denklem elde edebilirsiniz. Ama bunun daha kolayı vardır büyük ihtimalle. İşlem kalabalığı geliyor çünkü buradan değil mi? Daha kolay bir hamle nasıl yapabiliriz? Silelim bakalım. Öncelikle buradaki açıları bulduk. Bu açılar işimize yarayacak mı? 120 derece. Burası da 115 derece mi yaptı? Evet. Ne yapabiliriz burada? Ha, gençler. Şu köşegeni çizersem. Hocam. Burası 120 ise 30. 30 mu yapacak? Evet. Çok da kolay çıktı arkadaşlar. Evet bunlar 30-30 oldu. E, 30'ların mantığını mı kullanayım? Hocam hayır bak açı ortaya çıktı gördünüz mü? E, burası A iken A A. Burası A köküç değil mi? Evet. E ne çıktı burada arkadaşlar? Açı orta aylık var bak bu üçgende. Kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani A kök 3 bölü A kollar oranı tabanlar oranına eşittir. 2 kök 3 bölü X'e eşittir. A'larla ay kök ay 2 bölü X e eşittir 1 ise X e de buradan ne geldi? 2 geldi. Bakın daha net bir şekilde cevaba ulaşmış olduk arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli yaptı. <laughs>